Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Efa. Bugünkü videomda sizlere Viper'ın bind haritasındaki taktiklerini, zehir bulutudur, zehir perdesidir ve yılan zehirleridir. Bunların hepsini göstereceğim. Bunlar sayesinde bind haritasında gerçekten de çok etkili şeyler yapabilirsiniz. Hem defansta ve hem atakta. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar söylemek isterim ki bu taktikleri ben bazılarını beta zamanında kendim öğrendim ve bazılarını da Brush adlı birinci var ondan öğrendim. Ona da şimdiden teşekkür ederim. İsterseniz ilk olarak saldıranlar tarafından A'ya doğru yapacağımız atakta kullanabileceğimiz taktiklere bakalım. İlk olarak arkadaşlar Wool'unuzu alıyorsunuz E'ye basarak. Ve burada tam olarak burada tekerlek var. Bunun altındaki duvarın sol köşesine nişan alıyoruz bu şekilde. Bunu attıktan sonra arkadaşlar hemen buraya doğru nişan alıyoruz. Burada gördüğünüz tahta gibi bir şey var, çıkıntı var. Bunun yukarı kaldırıyoruz buradaki yaprağın hizasına doğru. Birazcık sola kaydıracağız arkadaşlar. Bu şekilde nişan aldıktan sonra bunu da atıyoruz. Daha sonra yılan zehirlerimizi atıyoruz. Bunu da tam olarak buraya nişan alıyoruz. Ve daha sonra buradaki yaprağın ucuna doğru hizalıyoruz. Bu şekilde tam olarak. Ve bunu böyle atıyoruz. İkinci olarak da zehrimizi buradaki üçgen boşluğun içine aldıktan sonra atıyoruz. Ve hazır. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde buraları kapatıyor. Zehirlerimiz burayı ve burayı kapatıyor arkadaşlar. Zehrin diğeri buraya düşüyor tam olarak. Ve bu köşedeki rakiplerinize de bayağı bir hasar verebilirsiniz. Veya size doğru koşmalarını sağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunları oyun içerisinde hızlı bir şekilde nasıl yapacağız? Bunları size göstermeye çalışacağım ki oyun içerisinde hangi hızla yapmanız gerektiğini anlayasınız. Aynı zamanda burada arkadaşlarınızın short'a yaklaştığına dikkat edin. Ve burada bazen smoke vesaire atıyorlar. Bunları da beklemeniz gerekiyor. Veya wall atabilir Sage buraya. Bunları da bekledikten sonra veya kırdıktan sonra hızlı bir şekilde bunları yapacağız arkadaşlar. İlk olarak wall'umuzu attık. Şimdi arkadaşlar ikinci olarak başlayalım. Diyelim ki rakiplerinizden birisi Heaven'da duruyor, birisi burada veya burada duruyor. Fark etmez. A tarafında herhangi bir yerde. Siz de hamamdan gelip buraya bomba kurmak istiyorsunuz. Bizim yapacağımız şey buraları ve Heaven'ı tam olarak kapatmak ki bunu Viper'la çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten bu işleri yapacak en iyi karakter diyebilirim. Çünkü smoke gibi değil, süresi yok. Bir süreden sonra yeniden açabiliyorsunuz smoke'larını ve zehir perdelerini ki bu da çok işinize yarıyor. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Geleceğiz buraya tam olarak bu noktaya. İlk olarak zehir perdemizi açıyoruz. Buradaki yeşil ağacın altına tutuyoruz. Bu şekilde tam olarak bu noktayı nişan alıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu haritadan da izleyebilirsiniz. Zehir perdemizin nereye gideceği mavi bir çizgiyle gözüküyor zaten. Bunu da yaklaştırıp göstereceğim size. Tam olarak burayı nişan aldık. Zehir perdemizi attık. Zehir perdemizi attıktan sonra arkadaşlar yine aynı noktada kalıyoruz. Bu sefer zehir bulutumuzu atacağız. Bunu ise buradaki beyaz noktaya biraz yukarı olarak tutuyoruz. Bu şekilde gönderiyoruz arkadaşlar. Bunları attıktan sonra haritada göreceksiniz zaten yuvarlak şeklinde smoke ve çizgi şeklinde de perde gözüküyor. Bunu attıktan sonra takım arkadaşınızı burada varsayarak bunları açıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde buraları kapatıyor. Buraların açısını kapatıyor. Sadece bu kısmından rahatsız olmanız gerekiyor. Yani burayı kontrol etmeniz gerekiyor. Burayı da kontrol ettikten sonra rahatça bir şekilde bombanızı kurabilirsiniz. Şimdi hemen bunu da sizlere göstereyim. Mesela açtık zehirimizi. Geldik. Buraya hızlı bir şekilde bombamızı kuruyoruz. Ve bu zaman tabii ki bizim takım arkadaşlarımızla İçeriden bizi koruyorlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey zehirinizin %100 olması ki siz bombayı kurup bitirene kadar orada kalabilsinler ki siz oradan çıkmanız mümkün olsun. Aksi takdirde zehir perdesi gerekenden daha hızlı kapanır ve açıkta kalırsınız. O yüzden şu altta gördüğünüz zehirinizin %100 olmasına dikkat edin. Bu şekilde sizin burada 15-20 saniye süreniz olacak bomba kurmak için. Evet arkadaşlar bu arada söylemek isterim ki videoyu beğeniyorsanız videoya hemen bir like atmayı esirgemeyin. Çünkü sizin like'larınız sayesinde videolarımız daha çok insana erişiyor. YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Ve kanalımız daha hızlı bir şekilde büyüyor. Aynı zamanda bana destek olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz.
Bunu da söyledikten sonra isterseniz devam edelim. Daha sonra arkadaşlar genellikle Viper'ın small'un çok da iyi olmadığını falan söylüyorlar. Ne bileyim birim kadar kullanışlı değil. Ama arkadaşlar Viper'ın smoke'ları da gerçekten elverişli. Sadece kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Birazcık çalıştıktan sonra bütün karakterlerde bayağı gelişebiliriz. Aynı zamanda da Viper'da da öyle. Şimdi arkadaşlar mesela Heaven'ı Viper'la kapatabilirsiniz. Mesela Shower'daysanız. Tam olarak bu noktaya gelin arkadaşlar. Burada şu gördüğünüz ışığın sağ köşesine nişan alın. Ve zehir bulutunuzu gönderin. Bunu attıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi zehir bulutumuz tam olarak Heaven'ın önüne geliyor. Ve bu şekilde açarsanız da Heaven'ı bu şekilde kapatmış olacaksınız. Ve arkadaşlar rakipleriniz bu zehir bulutunun içine girdiklerinde canı azalacaktır. Çıktığında canı yeniden gelecektir. Bunu da söylemiş olayım. O yüzden elverişli. Mesela Heaven'da rakip olduğunu düşünüyorsanız ve side'ı kurup bombayı koruyorsanız bunu sürekli doldukça zehir süresi sürekli açabilirsiniz. Rakiplerinizin sürekli bakış açısını kapatabilirsiniz bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar bu kısımdan yani short kısmından lamba kısmını zehir smoke'la kapatabilirsiniz. Bunu da bu şekilde yapacaksınız. Tam olarak bu köşeye geliyorsunuz. Kendinizi buraya sabittikten sonra bu köşeyi nişan alıyorsunuz ve evinizi biraz yukarı kaldırdıktan sonra bu şekilde sol klikle gönderiyoruz arkadaşlar zehir smoke'u. Bu da tam olarak geliyor buraya düşüyor ve bu şekilde burayı kapatabilirsiniz. Buradan hızlı bir şekilde buraya aim koyabilirsiniz. Ve buradan sadece burası açık kalıyor arkadaşlar. Burayı kontrol edin. Ama siz zaten buraya gelip girene kadar sizi idare etmesi için yeterlidir. Sadece veya bu smoke'u birazcık daha geri atabiliriz. Bununla da fixleyebiliriz bunu aslında. Bunu şu şekilde yapabilir miyiz? Bir deneyelim. Hemen bir deneyelim. Bunu da o zaman böyle yapalım. Çok yukarı kaldırmayalım. Bu şekilde gönderelim. Umarım doğru bir yere düşecektir. Evet arkadaşlar. Bu sefer çok daha güzel geldi ve gördüğünüz gibi bu sefer tam olarak burayı kapatıyoruz. O zaman bu smoke'u da gösterdiğim bu şekilde kullanacağız arkadaşlar bundan sonra. Nasıl yaptık bunu? Tam olarak buraya geldik. Zehrimizi aldık. Şuraya nişan aldık. Bu kadarcık. Yani çok hafif böyle 3 crosshair büyüklüğünde yüksekliğinde kaldırdık ve attık arkadaşlar. Bu şekilde atacağız artık bu zehrimizi. Bu şekilde. Bence gayet güzel oldu. Ki bunun içine giren rakipleriniz de zaten canı azalıyor sürekli. Ve bu şekilde bir cana kadar düşüyor arkadaşlar içinde kaldığı süre boyunca. Ama çıktığında canı yeniden doluyor. Şimdi arkadaşlar isterseniz saldıranlar tarafında yapabileceğimiz başka şeylere B tarafına geçelim ki orada da bazı taktiklerimiz var. Şimdi arkadaşlar Viper'la B tarafına girmek için, B saate girmek için yapacağınız birkaç taktik var. Bunları da şöyle yapacaksınız. Diyelim ki Long'a geldiniz, bir arkadaşınız sizi buradan korusun, biri çıkıp vurmasın diye. Daha sonra arkadaşlar E'nizi açıyorsunuz. Daha sonra bu gölge, görüyorsunuz burada gölge. Bunu alta nişan aldıktan sonra burada haritadan da izleyebilirsiniz tam olarak zehrinizin nereye gideceğini. Bunu birazcık tam olarak bu şekilde atın arkadaşlar. Şu an gösterdiğim gibi buraya geliyoruz. Ve haritadan da izleyin. Bunu neden böyle atıyoruz? Şimdi bunu birazdan anlatacağım. City'de kapısını kapatmak için pencereye doğru. Tam olarak buraya nişan aldıktan sonra atıyoruz arkadaşlar. İkinci olarak zehir bulutumuzu aldık. Buradaki kabloların tam merkezine nişan aldıktan sonra bunu da gönderiyoruz. Ve üçüncü olarak da bir tane buraya nişan alıyoruz ve zehrimizi atıyoruz. Şimdi side'a girdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraları kapatıyor. Sadece burayı kontrol etmeniz gerekiyor. Ve buraları arkadaşlar kontrol edeceksiniz. Ama bu bölümleri tamamen kapatıyor ve buraya bombanızı kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zehir bulutumuz da tam olarak buraya düşmüş. Ve burası da side'in yarısını kapatıyor. Demin dediğim şeyin ne işe yarayacağını söyleyeyim. Mesela diyelim ki bir arkadaşınız var. Pencereden geliyor diğer arkadaşınızla. Buradaki perdeniz City'nin de açısını kapatacak ve bu şekilde sizin arkadaşınız için de avantajlı olacak. Adamlar perdenin içinden çıkarlarsa vesaire sizin arkadaşınız için avantajlı olacaktır arkadaşlar. Ve aynı zamanda attığımız bir tane C zehri vardı ki o C zehri de buraya geliyordu. Ki bu penceredeki yani City'deki rakipleriniz hiçbir şekilde buradan gelip rushlayamamaları için. Bunu da isterseniz bir daha göstereyim. Çünkü bu zehir biraz dikkatinizden kaçmış olabilir. Çok daha iyi olur. Bu şekilde gelelim. Bu şekilde.
gönderirsek büyük ihtimalle tam olarak kapatacaktır. Evet arkadaşlar, şu an çok daha iyi oldu ve tam olarak giriş kısmını da kapatıyor. Ki bu da bizim işimize daha çok yarıyor. Bu şekilde arkadaşlar. B kısmına bu şekilde girebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, B'ye girmek için bir tane daha taktiğimiz var ki çok güzel bir taktik ve bunu biz bulduk. 2 saattir uğraşıyoruz. Sonunda oldu ve bence yaptığımıza değdi. Güzel bir taktik. Bunu da yapmak için ilk olarak buraya geliyoruz arkadaşlar. Duvarın bu köşesine sumamızı alıyoruz. Daha sonra buradaki ikinci lambanın sağına bu şekilde eğim alıyoruz. Bu şekilde tam merkezinden hız alıyorsunuz. Birazcık sağa doğru getiriyorsunuz. Daha sonra gönderdik sumamızı. Sumamız düşüyor. Daha sonra bu duvarın köşesine geldikten sonra da volumuzla tam olarak buraya nişan alıyoruz. Ve side'ı da buradan ikiye bölüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi volumuz ve sumomuz geliyor. Daha sonra gelip buraya bombanızı kurabilirsiniz. İki tarafı da kapatıyorsunuz. Bunların içine girmeye rakipler genelde cesaret edemezler. Çünkü hem canlıları gidiyor poison'ın içerisine girerken, kürenin içerisine girerken. Hem de buradan çıkarken önlerine çıkacağını bilmediği için. Aynı zamanda sizin takım arkadaşlarınız pencerede de bekleyebilirler bu şekilde. İçerisinden biri girip çıkarsa bu zehir perdesinin. Buradan hızlı bir şekilde onları öldürebilir takım arkadaşlarınız da. Aynı zamanda buradaki adam da zehir küresinin içerisine girerse, ki zaten kayboluyor, nerede olduğunu anlamıyor, çıkarsa da buradan vurursunuz. Ve bunun içerisine girdiğinde zaten canı da azalıyor. Direkt bir cana kadar düşüyor. Bir canın altına düşmüyor, ölmüyor ama canı azalıyor. Bu şekilde arkadaşlar bunları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar içeri girdiğinizde birkaç tane zehir de atabilirsiniz ki rakipleriniz içeri oynamaya çalıştıklarında onlara demeye çevirirsiniz. Aynı zamanda yavaşlatasınız. İçeri girdiğinizde perdeleri açın. Daha sonra buraya bir tane zehir atın. Bir tane de bu şekilde gönderin arkadaşlar. Bu zehirler hem city kısmını hem de backside kısmına bayağı damage vuracaktır. Bunlar da bayağı işinize yarayacaktır. Bunları da kullanabilirsiniz. Gösterdiğimiz bu şekilde. Bu zehirleri yukarıdan atın. Demin gösterdiğim gibi. Şu an göstermek için yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Duvara çarptırarak da atabilirsiniz. Bu zaman tam olarak buraya düşecektir. Bunu da şöyle göstereyim. İsterseniz bir daha. Daha iyi anlaşılsın. Bu şekilde gelin. Nişan alın yukarıya doğru. Duvara çarparak atın. Aynı zamanda bunu da buraya direkt zaten bu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim Viper'ın A tarafındaki savunma taktiklerine. Burada birkaç tane taktik var ki çok güçlü oluyor ve Viper'la gerçekten de bu kısmı çok güçlü bir şekilde tutabilirsiniz. Hem A kısmını B kısmını aynı anda coverlayabileceğiniz bir karakter olduğunu da söyleyebilirim. İlk olarak arkadaşlar geliyorsunuz buraya. Tamamın köşesine ve bu noktayı nişan aldıktan sonra tam olarak bu şekilde sol klikle sumonuzu atıyorsunuz. Tamam mı? Bunun ne işe yaradığını göstereceğim şimdi sizlere. Daha sonra arkadaşlar duvarlar açılır açılmaz. Yani siz burada bekliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra duvarlar açılır açılmaz. Buraya tam bu noktaya zehirinizi atacaksınız. Tamam mı? Gösterdiğim burada işaretimi tam olarak bakın. Ortadaki yeşilin tam olarak nereye baktığına iyice dikkat edin. Ve bu şekilde arkadaşlar duvarınızı da gönderin. Peki bunun ne işe yaradığını sizlere göstereyim ve bu zehir küresinin ne işe yaradığını göstereyim. Dediğim gibi bu perdeyi maç başlar başlamaz hemen bu kapılar açıldığı anda atmanız gerekiyor. Bunun da bir sebebi var ki maviler açık olduğunda bu duvar buradan geçmeyecektir. O yüzden bu açılır açılmaz yapın. Daha sonra E'nize basın arkadaşlar. Bu duvar hem A şortu kapattı. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi B pencereyi kapattı arkadaşlar. Bu duvarın çok güçlü bir duvar olduğunu, aynı zamanda A şortu ve aynı zamanda da B pencereyi kapatması çok avantajlı bir durum diyebilirim. Aynı zamanda attığımız kürenin de bir faydası var burada, göstereceğim sizlere. Bu küre sayesinde arkadaşlar rakipleriniz kürenin arkasına geçerse eğer onları rahatlıkla bacaklarından görebilirsiniz ve vurabilirsiniz. Mesela geçebilir misiniz? Şimdi arkadaşlar bu kürede şöyle ki mesela burada kalıyor ya. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda short açıyoruz. Rakip arkasına geliyor mesela. Buradan görüyoruz arkadaşlar. Vuruyoruz ve öldürüyoruz onları. Gördüğünüz gibi bacakları gözüküyor altından. Bu zaman onlar bizi görmüyor. Biz de onları görüyoruz. Bu şekilde daha avantajlı bir hale geliyoruz. Diyelim ki zehirlerin süresi bitti. Tamam mı? Zehir küresinin süresi bitti. Bu şekilde kapandı. Bu zaman C'lerinizi kullanarak burayı yavaşlatabilirsiniz. Rakiplerinizi birkaç saniye daha burada yavaşlatabilirsiniz.
Daha sonra mesela yerdeki zehirler bittiğinde de yeniden küreleri açabilirsiniz. Bu şekilde engelleyebilirsiniz rakiplerinizi. Şimdi arkadaşlar bu zehri buradan atıyoruz, tamam mı? İsterseniz eğer ki bunu buradan da atabilirsiniz. Ama bu sefer attığınızda ne işe yarayacaktır? Bunu attığınızda hem B pencereyi hem B longu kapatacaktır. Ama bu sefer ise short'u kapatmayacaksınız. Artık hangisini isterseniz, short'u ve B pencereyi kapatmak isterseniz buradan atacaksınız demin gösterdiğim. Eğer B pencereyi ve longu kapatmak isterseniz de şimdi göstereceğim şekilde atmanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Tam olarak buraya geliyorsunuz. Bu bölgeye, köşeye ve haritadan izliyorsunuz. Çizgiyi görüyorsunuz zaten, duvarın çizgisini. Bu çizgi hem B pencereyi hem de longa kapatacaktır. Şimdi bakalım. Attık. B kısmına geldik. Wall'umuzu açtık. A takım arkadaşımız dedi ki Viper Wall'u aç, lazım bana. Gördüğünüz gibi açtığımızda bu şekilde hem B pencereyi hem de B longu kapatmış olacaksınız bu zehir sayesinde. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu Wall'u attıktan sonra isterseniz buraya gelip bir tane yine deminki gösterdiğim summon aynısını atabilirsiniz, ama bunu atmanın bir tane daha yolu var. Demin buradan aşağıdan bakarak atıyorduk. Ama isterseniz buraya gelip tam olarak bu noktaya bakarsınız. Bu noktaya geliyorsunuz. Daha sonra buraya bakıyoruz. İşaret menişangen baktığı. Bu sefer sağ klikle atıyorsunuz. Yine summonunuz geliyor, yukarıda takılı kalıyor. Bu şekilde hangi metotta isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim Viper'ın B tarafındaki bind haritasında B side tarafındaki savunma taktiklerine. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Yine klasik duvarlarımızı duvar içerisinden atabiliriz. Onun için de buraya geliyoruz maç başlamadan önce. Tam olarak gösterdiğim noktaya nişan alıyorsunuz. Wall'unuzu atıyorsunuz. Bu şekilde bu wall sayesinde hem B pencereyi hem de B longu kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunu kullanabilirsiniz. İçeri zehir atabilirsiniz ve yakına zehir atabilirsiniz. Bunları kullanabilirsiniz veya isterseniz de bu wall'u hem pencereye hem A short'u kapatabilirsiniz veya ve zehir kürenizde de longa kapatabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi sizlere bunu göstereyim. Bunu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Maç başlar başlamaz. Bu sefer şurada sayıyor ya yukarıda. Burada bu duvarlar açıldıktan sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Zehirinizi tutuyoruz bu şekilde. Bu köşeye tam olarak ve haritadan izliyoruz. Çizgimiz A short'u ve B pencereyi bu şekilde kapatmış oluyor. Tam olarak gösterdiğim noktayı nişan aldıktan sonra duvara atabilirsiniz. Ve bu şekilde hem B pencereyi kapatırsınız. Hem geçelim karşı tarafa. Ve aynı zamanda da A short'u kapatmış olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz perdeyi aynı zamanda. Aynı zamanda arkadaşlar bunu yaptıktan sonra isterseniz kürenizi de buraya atıp longu da bu şekilde coverlayabilirsiniz. Hem pencereyi hem longu Viper'la tutabilirsiniz. Aynı zamanda A short'u. Evet arkadaşlar, aynı zamanda diyelim ki wall atmak istemiyorsunuz. Zehir perde satmak istemiyorsunuz. Bu zaman ise buraya gelip bir tane zehir küresini atarsanız rakipleriniz hiçbir şekilde B'ye giremezler. Çünkü bu küre burada çok güçlü oluyor bu pencere kısmında. Bunu bu şekilde atabilirsiniz. Bunun içerisinde hem canları gidecektir hem de bakış açıları tamamen kapanacaktır. Bu şekilde kullanabilirsiniz zehir kürenizi isterseniz. Şimdi arkadaşlar Viper'ın zehir perdesinin böyle bir özelliği var ki teleport kapılarını açabilirsiniz. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Mesela zehiri alıyorsunuz elinize. Teleportun kapısına nişan alırsanız bu şekilde kapıyı açıyorsunuz arkadaşlar ve içine girebiliyorsunuz. Bu kadar güzel bir özelliği var Viper'ın. Bunu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. İster bu tepede, ister herhangi bir tepede, bütün maplerde çalışıyor. Bunu kullanabilirsiniz. TP kapısına nişan alıp attığınızda kapılar açılacaktır. Bunu da kullanabilirsiniz. Küçük bir detay olarak bildirmek istedim sizlere. Mesela diyelim içeride bir kişi pusuyor, sizi oyalıyor. Bu şekilde kapıyı açıp içeri bomba atabilirsiniz. Mesela Reis burada beklesin, siz kapıyı açın. Reis de bomba atsın veya bunun gibi şeyler yapabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar diyelim ki bazı durumlarda çok round kaybediyorsunuz rakip takıma. Bu zaman bazen böyle bir taktik kullanabilirsiniz. Siz B'ye tek başınıza gelin, ultinizi açın buraya ve takım arkadaşlarınızın hepsi A'da toplansın. Bu zaman neden yapacaksınız bunu? Ultinizi açtığınızda rakipleriniz buraya gelmeye cesaret etmeyecektir. O yüzden hepsi A dönelim diyecek. Ve sizin takımınızda 4 kişi A'da bekleyecektir. Bu zaman avantajlı bir şekilde A'da takım arkadaşlarınız rakibi karşılayabilir. Bu taktiği de kullanabilirsiniz istediğiniz zamanlarda. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım.
Bunu kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar bir şey de söyleyeyim. Mesela bazen zehir küresi attığınızda bunun içerisine böyle zehirler atmayı da unutmayın arkadaşlar. Neden? Çünkü rakipleriniz bunun içine girdiğinde bunu görmüyordur büyük ihtimalle. İkisi de yeşil renkte olduğu için. Böyle damage yiyeceklerdir ve öleceklerdir. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Öldü burada yazık. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz bütün karakterlere dair videolar gelecektir. Bütün haritalarda da aynı zamanda bütün taktikleri çekmeye çalışıyorum. Bu şekilde takipte kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.